Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi bir otobüsteyiz şu anda. Bugün ETS2'de otobüs kullanmayı seven arkadaşlara birkaç tane bilgi vereceğim. Yeni bir otobüs terminal modu var. Şimdi terminal modundan bahsedeceğiz. Hem de bu terminal moduyla çalışan 3 tane otobüsü tanıtacağım size. Sola dönün. Arkadaşlar, Deadbeat isimli bir arkadaş güzel bir terminal modu hazırlamış. Bu terminal modu sağa dönmeye Avrupa'daki şehirlerden sağa dönün. Yolcu alıp yolcu taşımanızı sağlıyor. Mod bir temel moddan oluşuyor. Temel Avrupa haritası. Bir de her DLC için, harita DLC'si için ayrı ayrı eklentileri var bunun. Solda kalın ve sonra sola. Önce temel modu kuruyorsunuz. Sonra sahip olduğunuz harita DLC'leri için de eklentileri kuruyorsunuz. Az sonra bunların nasıl olacağını göstereceğim size. Zaten otobüs seven arkadaşlar aynı zamanda bu Dead isimli arkadaşın YouTube'da bir kanalı var. O kanalı da takip ediyorlardır. Takip edenler de nasıl kurulacağını bilirler. Ama benim buradaki asıl maksadım sağa dönmeye bu terminal modunun hem birkaç özelliğinden bahsetmek hem de buna uygun güzel 3 tane otobüs modunu tanıtmak. Çünkü otobüs sağa modlarıyla dön. İlgili büyük sıkıntı var. Düzgün otobüs modu bulabilmek çok zor arkadaşlar. 1.36 güncellemesi geldikten sonra ETS2'ye otobüsler oldukça azaldı. Zaten olanlar da çok fazla düzgün değil. Büyük sorunları olan otobüs modları var. Ben size düzgün çalışan, hiç problem çıkartmadan çalışabilecek hem de Deadbeat'in terminal moduyla uyumlu çalışabilecek 3 tane otobüs modu seçtim. Bu modları göstereceğim. Bir yandan da bu terminal modundan bahsedeceğiz. Şimdi terminal modu daha önce de vardı. Oynayanlar bilirler, otobüs kullanan arkadaşlar. Fakat bu terminal modlarıyla gelen hayalet dorseler vardı ve bu dorselerde hoşuma gitmeyen bir şey vardı. O da geri geri manevra yaparken arkadaki o hayalet römorka takılıp kazaya sebep olmasıydı. Şimdi bu yeni hayalet dorselerde böyle bir sorun görünmüyor. Ben bu videoyu hazırlamadan evvel aslında otobüste birkaç yolculuk yaptım. Yolculuk yapmadan birkaç tane uzun geri manevra yaptım. Geri manevralarda artık herhangi bir sorun yok. Dolayısıyla keyifle oynayabilirsiniz, otobüs kullanabilirsiniz. Daha önce sırf bu geri manevra engeli yüzünden otobüs kullanmayı sevmiyordum ama otobüste bayağı keyifli oluyor aslında.
Dolayısıyla siz de bu yeni otobüslerle hemen yük taşımaya başlayabileceksiniz. Ben bu otobüsleri test ettim. Şimdi bu Deadbeat'in terminal moduyla gelen birkaç farklı hayalet dorse var. Farklı otobüsler için kullanılabilecek bir takım ayarlamalar yapmış. Deadbeat bu hayalet dorselerin hepsi bütün şeyler otobüslerde çalışmıyor. Bunlardan otobüsünüze uygun olanı seçip bulmanız gerekiyor. Bu da bazen epeyce bir deneme yapmanız anlamına geliyor. Ben bu 3 tane otobüs için o testleri yaptım. Sorunsuz çalışan dorse tipini de buldum. F tipi dorse kullanmanız gerekecek bunlarda. Dolayısıyla otobüslerinizi kurup terminalleri de çalıştırdıktan sonra hemen yolcu taşımacılığına başlayabileceksiniz. Avrupa'nın her yerinden yolcu taşıyabilirsiniz. Şu anda bu terminal modları ProMods'a uygun değil. Türkiye haritası içinde henüz yeni bir sürüm yayınlanmadı tarafından. Türkiye haritasının DLC uyumlu sürümü yeni çıktı zaten. Yeni çıktı derken daha test aşamasında aslında. Sanıyorum birkaç güne kadar yayınlanmış olur. Türkiye haritası da yayınlandıktan sonra belki Türkiye içinde terminal modlarını Deadbeat paylaşacaktır. O zaman Türkiye'de de yolcu taşımacılığı yapabilirsiniz. Ben bu otobüsler için Avrupalı taşımacılık şirketleriyle ilgili birkaç tane skin hazırlamayı düşünüyorum. Eğer Türkiye için de terminal modu yayınlanırsa Türk firmaları da işte Kamil Koçtu, Metroid'u, Uludağ Turizm falan gibi Türk firmalarıyla ilgili de birkaç tane skin hazırlarım bu 3 otobüs için. Onları da isterseniz ilerleyen zamanlarda indirip kullanabilirsiniz. De gerçekten bayağı keyifli oluyor ya. Şu remote kişi iyi oldu. Eğer bir de Deadbeat şu BDF dorseler için, BDF kamyonlar için böyle hayalet dorseler hazırlayıp da paylaşırsa tadından yenmez olur. BDF kamyon kullanmak isteyen de birçok insan var. Onlarda da bu dorse sıkıntısı var. Çünkü dorseler geri geri manevra yapınca sıkıntı yaratıyor. Özellikle kamyonlarda farklı yerlere park etmeniz gerekiyor. Ya da işte mola veriyorsunuz yolda, geri geri çıkmanız gerekiyor. Arkadaki dorse büyük sorun oluyor. Dolayısıyla öyle bir hayalet dorseye de ihtiyaç var. Kamyonlara takılabilecek hayalet dorseye de ihtiyaç var. Aslında bu Brezilya haritası yani EEA haritasında bu tür BDF kamyonlar için de hayalet dorseler var. Hem otobüsler için hem BDF kamyonlar için. Örneği var yani. O da olursa BDF kamyon kullanmak isteyen arkadaşlar için de mükemmel olur. Aynı zamanda bu EA haritasını kuran arkadaşlar bilirler. Onda da otobüsler ve hayalet dorseler var. Fakat onlar sadece Brezilya haritası üstünde çalışıyor. Avrupa için de bir eklenti yayınlamış. Haritanın yapımcıları. Fakat Avrupa'da terminaller yok. Avrupa'da kamyon şirketlerinden yük alıyorsunuz. O da bana pek akla yakın gelmiyor. Bir otobüsün gidip de kamyonların yük aldığı yerden yolcu alması çok da mantıklı gelmediği için onu kullanmayı istemedim. Tam o sırada işte Deadbeat Hızır gibi yetişti. Bu terminal modları mükemmel oldu yani. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna kadar yolculuk yapabilirsiniz. Belki ileride Rusya haritası için de bir eklenti yapar
Doğu eksen dedin, Ukrayna var, Türkiye var. Yani onlar için de böyle terminal eklentileri gelirse şahsen mükemmel olur. Sağdan devam edin. Sol çıkışı kullanın. Arkadaşlar ben 1800 derece direksiyon kullanıyorum. Şu anda oyundaki direksiyon, yani şu otobüsün direksiyonunun neredeyse 1,5 katı kadar direksiyonu benim çevirmem gerekiyor otobüsün manevra yapması için. Deadbeat'in 1800 derece direksiyon modu da var. Bu oyundaki SCS'nin standart kamyonlarına 1800 derece direksiyon ekliyor bu mod. Bana ilaç gibi geldi. Fakat bu otobüslerde çalışmıyor maalesef. O yüzden siz etkisini görmüyorsunuz. Aslında kamyonlarda harika oluyor o 1800 derece direksiyonu kullanmak. Şimdi 1800 derece direksiyon deyince aslında bu oyundaki arabalarda 1800 derece direksiyon sadece bir animasyon. Yani sizin elinizdeki direksiyon 900 derece ise sizin çevirdiğiniz mesafenin, yani ne kadar çeviriyorsanız oyundaki direksiyonda onun 2 katı kadar dönüyor. Ben onunla ilgili ufak tefek bazı değişiklikler yapıyorum konfigürasyon dosyasında. Oyundaki direksiyonla benim oyun direksiyonum 270 dereceye kadar birbiriyle uyumlu çalışıyor. Böylece gerçek bir kamyon kullanıyormuş hissi yaratıyor bu. Denemek isteyen arkadaşlar 1800 derece direksiyondan oldukça keyif alacaklar. Dediğim gibi eğer o bahsettiğin değişikliği de yaparlarsa, çünkü onun ötesinde sadece bir animasyon olarak kalıyor bu 1800 derece. Videolarımın arasında bu 1800 derece ile ilgili bir video olması lazım. Bu ayarın nasıl yapılacağı ile ilgili. Gerçi ETS2 güncellendikten sonra bu satır sayıları değişti ama bilgi almak isteyenler yorumlardan yazar da bilgi isterse seve seve yardımcı olurum. Arkadaşlar hız limitlerine uymuyorum. Video fazla uzun sürmesin diye, çünkü hız limitlerine uyarsak fazla uzun zaman alacak. Normalde yani keyif için, bu ETS2'de keyif için oynarken, eyvah bir yere çarpıyor. Bu remote'da da bir sıkıntı var. Tekrar bakmam gerekecek. Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamamıştım. İlk defa oldu. Düz ilerleyin. Yollarda bir de otobüsler için dinlenme tesisleri falan olsaydı iyi olacaktı. ETS bir sürü şehre terminal eklemiş. Muhtemelen
ilerleyen dönemler için oyuna otobüs getirme planları da vardır ama bu yakın zamanda olmayacak muhtemelen. Eğer öyle bir şey olsaydı, yollarda böyle otobüslerin durup mola verecekleri, dinlenme istasyonları falan da olsaydı, otobüsçülük gerçekten mükemmel olacaktı o zaman. Özellikle uzun yol otobüsçülüğü. Evet arkadaşlar, son kilometreler. Dediğim gibi F tipi Dorse kullanacaksınız ama bu otobüslerle diğer Dorse'leri de bir denersiniz. Çünkü yolda iki sefer bu çarpma sesi geldi. Bu normal değil. Gerçi oyunu etkileyen bir şey değil ama açıktan alalım da bakalım. Acaba Dorse takılıyor mu? Görünmeyen Dorse kenarları anlamadım. Solda kalın. Ama sonuç olarak rahat rahat otobüsçülük yapabilirsiniz. Sola dönün. Şimdi size hangi modları nasıl sağda kurmanız gerektiğini sonra sağa dönün göstereceğim. Hangi Dorse'yi seçmeniz gerektiğini göstereceğim. Otobüslerin ve terminal modlarının indirme sağa linkleri dönün video açıklamasında olacak. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Eyvah, yanlış yere girdik. U dönüşü yapın. Yeni rota bulunuyor. Terminale gireceğimizi. Neyse, her şeyde bir hikmet var derler. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Geç bakalım usta, geç. O da orada durdu. İyi mi? Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Sola dönün. Oraya etrafını dönmek gerekecek. Sona erdi.
Bunu durduracak yeri de çok iyi hesaplamak gerekiyor. Gerçi enter tuşuna basıp yükü teslim edebilirsiniz. Hassas park ikramiyesi almazsınız ama sonuç olarak yükünüzü teslim edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Burada durum bu. Buradan her yere yük var. Her şehirden yük bulabilirsiniz. Dediğim gibi sahip olduğunuz DLC'lerle ilgili modları da kurarsanız o zaman Avrupa'nın her yerine seyahat edebilirsiniz. Şimdi otobüslerimize bir bakalım. Üç tane otobüsümüz var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi G7600 şu otobüs. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz bunu da. Bunlar için dediğim gibi birer tane skin yapmayı istiyorum. Birer ya da ikişer tane. Buradan Avrupa şirketleriyle ilgili. Çünkü burada çoğu Brezilya şirketleri. Avrupa'da Brezilyalı şirketlerle yolculuk yapmak biraz akıllıca olmaz. Ama düz renkler seçebilirsiniz. Tabi burada farklı şeyler de var. Mesela şu G7 yerine 1001 diye bir şey var. Ben bunu kullanıyordum. Nerede o? Ben şunu kullanıyorum genelde. Buradan şehrinizi yazıp buradan yazıların geçmesini sağlayabilirsiniz. Şöyle. Ondan sonra Scania'nın yine bir farklı modeli var. G7 6x2 Paradise. Bunun bir de Volvo olanı var. 3 tane otobüs var. Bunların her birini özelleştirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu 3 otobüsün yanı sıra ihtiyacımız olan şey Dorse'ler. Şimdi şu Deadbeat'in Dorse'lerinde birini seçmemiz gerekiyor. Burada herhangi bir görsel yok ama bunlar çalışıyor. Bu otobüsler için en uygun olanı şu F tipini seçmeniz gerekiyor. Bunu satın alıyorsunuz. Herhangi bir özelleştirme yapmanıza gerek yok bunda. Özelleştirme imkanı da yok zaten.
Ben A'dan F'ye kadar denedim. Bundan sonrakileri denemedim ama siz deneyebilirsiniz. Belki daha uygun ve o yolda karşılaştığımız sorunu çıkartmayan başka bir tip daha vardır. Onları deneyebilirsiniz. Bu F tipini satın aldıktan sonra bunu takıyorsunuz otobüsünüze. Mesela şöyle hemen Frankfurt'a gidelim. Güvenli yolculuklar. Dorsey yöneticisine girelim. Şimdi bu Dorsey'i park edelim. Yani normal bir Dorsey takmaktan hiçbir farkı yok. Oyundaki kamyonlarınıza nasıl Dorsey alıyorsanız bunu da aynı şekilde alıyorsunuz arkadaşlar. Dorsey'i taktınız mı artık yolcu alıp taşımaya hazırsınız. Nakliye piyasasına geliyorsunuz. Bol çeşitli yükleri hedeflerini teslim etmek için kendi dorsenizi kullanın diyor. Buna tıklıyorsunuz. Ve buradan işte bulunduğunuz şehirden hangi yükler var bakıyorsunuz. Şimdi burada terminalden yük alıyorsunuz. Yoldaki bir otobüs durağına yük bırakıyorsunuz. Burada terminalden alıp terminale bırakıyorsunuz. Yani yükünüzü bırakacağınız yeri de seçebilirsiniz arkadaşlar buradan. Ondan sonra işiniz yolcuyu alıp hedefe teslim etmek. Şimdi bir de modlara bakalım. Neler kurmanız gerekiyor? Bunların bağlantıları da dediğim gibi indirme linkleri videonun açıklamasında olacak. En sonda kalmış. Şunu da aşağı indirelim şöyle. Şimdi arkadaşlar bu terminal modu. Temel terminal modu. Base yazıyor yanında. Bunu mutlaka kurmanız lazım. Bu temel Avrupa haritası için lazım. Bunun dışında eğer DLC'leriniz varsa, harita DLC'leriniz varsa, hangisi varsa o modda indirip kurmanız gerekiyor. Bu Baltık DLC'si, bu Karadeniz DLC'si, bu İskandinavya, Fransa, Doğu'ya gitmek yani o Baltık DLC'si, bu da İtalya DLC'si. Bunların sıralamasının herhangi bir önemi yok. İstediğiniz sıralamayı yapabilirsiniz. Tek şart şu terminal modunun üstünde olmaları gerekiyor. Terminal modu en altta olacak. Bu DLC modlarında onların üstüne kuracaksınız. O kadar. Herhangi bir harita modu yok gördüğünüz gibi burada. Çünkü temel haritada çalışıyor bu. Herhangi bir haritayla çalışmıyor şu anda bunlar. Ama mesela diyelim ki Rus haritasını kurmuş olsaydık ya da Roe Extended'i kurmuş olsaydık da bunlar çalışırdı. Tek sıkıntı Roe Extended haritasında yük alamazdık ya da Rus haritasında yük alamazdık ama çalışıyor onlarla. Ben Rus haritasıyla ve Roe Extended'le denedim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ondan sonra otobüs modlarımız var arkadaşlar. Otobüs modlarımız şu Volvo 6x2. Bir de bunun skin paketi var. Şöyle. Bunu Volvo modunun üstüne kuruyorsunuz. Gerçi bunları kurmasanız da olur ama ben belki beğenen olur diye içlerindeki skinleri ona ekledim, gösterdim de size zaten. Yani bunu kurmasanız da olur aslında. Bu Volvo modu. Bu da G7 Scania 6x2 mod. Bu da bu G7 Scania'nın skin modu. Üstüne koyuyorsunuz bunu. Bu da Paradise G7 otobüs. Bu da Paradise'ın skin paketi. Bu da bahsettiğim Deadbeat'in 1800 derece direksiyon modu. Arkadaşlar bu çok güzel bir mod. Yani benim için otobüs modundan da makbule geçti bu. Çok keyif alacağınız bir şey aslında ama
Bununla ilgili biraz bilgiye sahip olmanız gerekecek. Dediğim gibi açıklamadan sorarsanız ne yapmanız gerektiğini tekrar anlatırım. Bir de videolarımın arasında da 1800 derece diye aratırsanız 1800 derece için yapmış olduğum bir tane video var. O videodan da görebilirsiniz bunu. Bu yolcu taşımacılığı için yapmanız gereken her şey bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi terminal modu, temel terminal modu. Onun üzerine hangi DLC'lere sahipseniz o DLC'ler için gereken modu kuruyorsunuz. Bu 3 tane otobüs modunda 1, 2, 3 tane otobüs modunda kurdunuz mu hemen yolcu taşımaya başlayabilirsiniz. O bir tane Dorse, hayalet Dorse göstermiştim A'dan F'ye kadar. Onlar için herhangi bir mod kurmuyorsunuz. Onlar bu temel modla birlikte geliyor o hayalet dorseler. Yani bunu kurduğunuzda dorseler de zaten kurulmuş oluyor. Dolayısıyla dorseler için herhangi bir mod kurmanız gerekmiyor. Arkadaşlar yolcu taşımacılığı bu kadar. Ben de sayenizde güzel bir otobüs yolculuğu yapmış oldum. Sorularınız olursa yorumlardan yazarsınız. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Gerçi bu sıralar işlerim de çok yoğun. Çok fazla vakit bulamıyorum YouTube için ama elinden geleni yaparım. Sorunuz olursa yazarsınız. Hani 15 dakikada olmasa da 3-4 saatte bir cevap verme şansım olur. Oradan cevap veririm. Bu da hazır bunu açmışken hemen göstereyim. Türkiye haritasının yeni yayınlanan Türkiye haritası. Daha test aşamasında. Herhalde yarın öbür gün yayınlanır bu da. Testler bittikten sonra. Karadeniz DLC'si için Trakya bölgesi silinmiş Türkiye haritasının. Sadece İstanbul'dan Türkiye'ye giriş yapıyorsunuz. Yani bu haritaya giriş yapıyorsunuz. Şu anda herhangi bir sorun yok. İstanbul'dan Bolu'ya yük aldım. Yani Karadeniz DLC'sinden Bolu'ya yük aldım, getirdim, teslim ettim. Onun da videosu yükleniyor şu anda. Herhangi bir sorun görünmüyor. Evet arkadaşlar, bu da bu kadar. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.